Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Bugün yine Galatasaray gündemini konuşacağız. Biliyorsunuz Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. En son ki oynanan Kopenhag maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ek olarak Saşa Boy ile alakalı bir konu daha var. Önce anonsumu yapayım ben. Biliyorsunuz bu ayın çekilişi yani her ay yapıyoruz. İki kişiye Icardi imzalı parti 10 tişörtü. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bu şekilde sizler de her ay Icardi imzalı parti mask, on tişörtü kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ben forma sponsoru konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın Nike ile olan anlaşması bu sezonun sonunda bitiyor. Son döneme baktığımız zaman Galatasaray'ı gerçekten yarı yolda bırakmış bir firma Nike. Çünkü son iki sezonda yetişmeyen siparişler ek olarak az miktarda forma sayısı. Tamam hadi bir önceki sezon için dendi ki e, yönetim az sayıda hani sipariş vermiş diye. Ancak bu sezon Galatasaray'da forma sıkıntısı gene devam ediyor. Peki hangi firmayla anlaşacak Galatasaray? Galatasaray'ın gelecek sezondan itibaren forma sponsoru kim olacak? Şu anda konuşulan ve anlaşmaya en yakın olan e, firma isim Puma. Galatasaray yüksek ihtimalle gelecek sezondan itibaren Puma sponsorluğunda Puma formalarıyla yoluna devam edecek. Puma ile alakalı şu an anlaşma ile alakalı herhangi bir problem yok. Ancak Adidas'ın teklifi de masada Galatasaray en ideal parayı en iyi veren ve ek olarak tasarım olarak Galatasaray'a en iyi tasarıma çıkartacak olan bir de kulübü böyle yarı yolda bırakmayıp istediği zaman forma siparişini verebileceği bir firmayla anlaşacak. Bu konuda da dediğim gibi en iyi teklifi yapan Puma ve gelecek sezon Galatasaray'ın formasında Puma amblemini görebiliriz. Şimdi Sasha Boy ile ilgili olan gelişmeyi konuşalım. Sasha Boy Galatasaray taraftarının gözbebeği hele ki Kopenhag maçında gösterdiği performans inanılmazdı. Çoğu maçta da yaptı bunu bu arada. Geçtiğimiz sezon ki mesela Gaziantep karşılaşmasında hakemin haksız yere gösterdiği bir kırmızı kart vardı o karşılaşmada da Boy yıldızlaşmasa gene bir sıkıntı çıkabilirdi. Kopenhag maçında Aldı maçı götürdü ve çoğunuzdan da yorum geliyor bununla alakalı zaten hani. Tete değil maçın adamı maçın yıldızı Boye seçilmeliydi diye. Boye'nin sözleşmesine zam yapılacağı konusunu yaklaşık bir ay önce duyurmuştuk. O kısa bir sürede sonuçlanır. Sasha Boye'ye güzel bir zam yapılacak onu zaten biliyorsunuz. Şimdi Sasha Boye'nin bir hayali var. Tamam Avrupa'da üst düzey takımlara gitme gibi bir konudan bahsediyordu. Ancak Sasha Boye'nin hayali Fransa milli takımında oynamak. Sasha Boye için yavaş yavaş Fransa milli takımı kapısı aralanıyor. Sasha Boye Fransa milli takımında oynamaya çok yakın. Teknik direktör Didier Deschamps Kopenhag maçı performansından sonra Sasha Boye'nin artık daha sıcak bakıyor oyuncuyu milli takımı almaya ve bu konuyla alakalı isimler yetkilendirdi. Sasha Boye şimdi daha da sıkı takip altında olacak ve önümüzdeki süreçte Fransa milli takımında forma giymesi için Herhangi bir önünde engel gözükmüyor. Sasha Boy hayaline kavuşmaya artık çok çok yakın. Kopenhag kredisi Kamil Grabara ile alakalı da birkaç kelam etmek istiyorum ben. Biliyorsunuz çok büyük terbiyesizlikler yaptı. Okey. Ancak şu anda Fransızından tutun İngiliz'ine kadar Avrupa'da neredeyse tüm basınlar Galatasaray taraftarının Grabara'nın eşine attığı ölüm tehditlerini konuşuyor. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani okey kendisinin yaptığı çok büyük terbiyesizlik ama bunun cezası kesinlikle eşine atılan ölüm tehditleri olmamalı. Kerem konusundaki eleştirilerde de yine dozaj aşıldı iyice. Şu anda Avrupa basınında çoğu yerde Grabara'nın eşine atılan ölüm tehditleri konuşuluyor. Yani gerçekten eleştiri ve bazı şeylerle alakalı işin dozajını kaçırmamak lazım. Galatasaray taraftarının bu tarz kötü şeylerle anılmaması lazım. Grabara'ya zaten denilecek bir şey yok. Yaptığı karaktersizlik ortada. Ancak Galatasaray taraftarının bu şekilde kulübün ve camianın adını kirletmemesi gerekiyor. Ben zaten bunların 3-5 ergen olduğunu düşünüyorum. Aklı başında bir Galatasaray taraftarı zaten böyle bir harekete kalkışmaz. Ölüm tehdidi konusuyla alakalı şunu da söyleyeceğim. Geçtiğimiz sezona dönün. Zaniolo Galatasaray'a gelirken Roma'da en çok şikayet ettiği konu neydi? Kendisine atılan hakaret dolu mesajlar ve aldığı ölüm tehditleri. Galatasaray'ın kesinlikle böyle bir konuda isminin geçmemesi gerekiyor. O yüzden herkes ne kadar dikkatli davranırsa o kadar iyi. Şimdi gelelim Galatasaray'ın Başakşehir'le oynayacağı karşılaşmaya. Bir yandan bu sezon geçtiğimiz sezona çok benziyor. Takım eleştiriler altında. Okan Hoca'ya gelen eleştiriler var takımın oyunuyla alakalı. Başakşehir ve Beşiktaş maçıyla birlikte Galatasaray yeni bir düzlüğe girmişti geçtiğimiz sezon. Yine aynısının olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray Kopenhag maçının ardından non-stop çalışmaları devam etti. Ki size şu detayı da vermiştim. Teknik direktör Okan Buruk Kopenhag maçının ardından stadyumdan ayrılıp evine gitmeyip orada maçı yeniden izleyip analizler yapmıştı. Hatanın nerelerde olduğunu daha iyi görebilmek için. Şimdi de takım ekstra motiveyle Başakşehir maçına hazırlanıyor. Galatasaray şu anda tamamen Başakşehir maçı da odaklanmış durumda. Ardından zaten İstanbul Spor ve Ankara gücüyle oynayacak. Galatasaray'ın önündeki 3 karşılaşması da İstanbul'da. Başakşehir maçında ne gibi değişiklikler olacak? Mesela hani önceki karşılaşmada eleştirilen birçok isim vardı. Başakşehir maçında nasıl bir değişiklik olacak? Öncelikle Angelinho herhangi bir son dakika değişikliği olmazsa yedeğe çekilecek. Angelinho ile ilgili karar kesin. Kazımcan Karataş Sol bekte oynayacak Başakşehir karşılaşmasında. Ek olarak son maçı 11 başlayan isimlerden Hakim Ziyech'in de yedek kalacağını düşünüyorum. Tete maçın adamı olmuştu zaten. Tete oraya monte edilecek. Başakşehir maçında Tete ilk 11'de başlayacak. Orta sahayla alakalı bir belirsizlik var. Kazımcan'ın sol bekte oynaması durumunda biliyorsunuz zaten yerli anlamında rahatlayacaksınız. Orta sahanın ortasında bu kez eski sistem gibi... Sergio Oliveira ve Torreira ikilisi çıkabilir. Zaten Endombele %100'ünde değil bana göre hala. Fakat ben oyuna girdikten sonra dağıttığı topları ve oyundaki duruşunu beğendim Endombele'nin. Oliveira Torreira ikilisi yeniden olabilir. Kerem Demirbay Torreira ikilisi zaten son maçlara 11 çıkıyor. Ancak bu maçta dediğim gibi bir değişiklik. Oliveira Torreira ikilisi 11 başlayabilir. Kerem Aktürkoğlu konusuna gelelim. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı da daha demin o Grabara ile alakalı söylediğim konuya geleceğim. Eleştirilerin cılkı çıktı Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraflarının altına gelen yorumlar, yapılan saldırılar. O konuda da bir takım böyle ergen taraftar, Galatasaray taraftarının adını lekeledi. O konuyla alakalı da dikkat edilmesi gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde çok büyük bir baskı var. Ki şunu da söyleyeyim. Takımın yerlilerine gerçekten çok büyük ayıp ediliyor. Diğer tarafa baktığınız zaman ne kadar maaşlar altında oynayan oyuncular var. Yerlilere geliyorsunuz. Onlardan kat be kat düşük maaşları oynuyorlar ve bir ton hakarete de maruz kalıyorlar. O yüzden Galatasaray'ın yerlerine bu tarz bir muamele yapılmaması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu bu maçta 11 başlayacak. Öyle beklenildiği gibi herhangi yedek kalma durumu yok. Zaha yedek olacak. Kerem Aktürkoğlu bu maça 11'de çıkacak. Peki o zaman verelim muhtemel 11'i. Kalede Mustera, Sağ bekte değişilmez isim. Sasha Boy defansın ortasında Nelson, Abdülkerim. Nelson'un performansı da eleştirilere maruz kalmıştı biliyorsunuz. Ancak Davinson Sanchez için şu anda erken olarak görülüyor ki Nelson'un da böyle bir maçtan sonra kesiye uğrayıp moral bozukluğuna uğraması da bir takım eksiler yaratabilir. Yani Davinson Sanchez tam bu sporla Ankara gücü maçı kapsamında da söylemiyorum ancak Manchester United maçında kesinlikle 11'de olmasını bekliyorum ve 11'de olması da gerekiyor. Savunmaya geri dönelim. Nelson, Abdülkerim, sol bekli Kazımcan Karataş, orta sahanın ortasında dediğim gibi ya Oliveira Torreira olacak ya Kerem Demirbay Torreira olacak. Sağ kanatta Tete, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında Driz Mertens'in oynamasını bekliyorum. Hakim Ziyech bu maçta tekrardan 7'ye çekilecek. Forvet de zaten Mauro Icardi. Biliyorsunuz Çağdaş Atan'ın da gelişiyle birlikte Başakşehir'de yeni bir sayfa açıldı. Çağdaş Atan bu maçtan kesinlikle galibiyetle ayrılmak isteyecektir. Galatasaray'ın her anlamda bu maçta %100'ünü vermesi gerekiyor. Ben Galatasaray'dan bir galibiyet bekliyorum ki bu olumsuz havayı tekrardan olumluya çevirsin. Karşılaşmanın ardından tekrardan bunları konuşuruz. Ben anonsumu yapayım. İki kişiye Icardi imzalı Partimaz kontu şörtü Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.